Değerli meslektaşlarım, oturumumuzun ikinci bölümünü başlatıyorum. Sizlerden gelen soruları, tahsislerini yaptırdık. Sırasıyla konuşmacılarımıza söz vererek sorularınızın cevaplarını alacağız. Buyurun söz sizde Sayın Emre Kartaloğlu. Tekrar selamlar, saygılar. Ee, Süheyla Yıldızbaş'ın sorusu. internet üzerinden ürün satmaya yeni başlayan firmanın e-arşiv faturası uygulamasına geçmesinde ciro mu yoksa tahsilatın yapılma şeklinin önemi var mı? Cirosu olarak belirlenmiş 464 numaralı tebliğde hani ayrıntısı orada düzenlenmiş vergi kanunu genel tebliği bunlar da zaten kapıda ödeme sanal post bunların hepsi sonuçta cirosunun içine giriyor herhangi bir ayrım yok toplam cirosu 5 milyon lirayı aşıyorsa eğer bunların e arşiv fatura kapsamına girmeleri gerekiyor yine söyle hanım bir diğer sorusu KDV iade alımında 2 yıllık süre süre 1-1-2019'da mı başlıyor? Geçmiş yıllardan alınacak KDV'lerde 2 yıllık süre uygulanacak mı? Hayır, doğru bir soru aslında, e, faydalı da bir soru. 1, 1 2019da o değişiklik yürürlüğe girdi. Dolayısıyla iade hakkı doğuran işlemler 1 2019 tarihinden sonra iade hakkı doğuran işlemlerde iade hakkı izleyen ikinci yılın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Yani e, Şubat 2019'da yaptığımız bir ihracat nedeniyle iade hakkımız e, 2019, 2020-2021'in sonuna kadar talep etmek zorundayız. Ama eskiden bu, yani bugün itibariyle doğan bir iade alacağı hakkında ee, geçmişteki uygulama yine devam edecek. Yani zaman aşımı süresi içerisinde devam edilebilir. Kaan Mesci'nin sorusu kentsel dönüşümde arsa sahibinin satışta KDV oranı nedir? Üçüncü kişilere satışta KDV oranı nedir? Aslında o e, slide'da o gözüküyordu. Riskli alanların yapılandırılmasına ilişkin kanunda kime satılırsa satılsın, arsa sahibine de satılsa, arsa sahibine de verilse, üçüncü kişilere de verilse KDV oranı yüzde bir e, kentsel, kentsel dönüşümde. Kur farkları, yine Kaan Bey'in sorusu, kur farkları katma değerden ziyade kambiyo karlarına eklendikten sonra kurumlar vergisi alınması daha doğru olmaz mı? İkisini karıştırmayalım. Hani Katma değerden ziyade kambiyo karına alınması, bizim söylediğimiz şey tekrar ediyorum. Hani e, faturanın vergi doğuran olayın gerçekleştiği tarihle ödeme tarihindeki tutar arasındaki farkın katma değer vergisine e, kur farkının katma değer vergisine işlemin gerçekleştiği tarihte geçerli olan oranda katma değer vergisine tabi olduğunu söyledik. Bunun kaydında e, bu bir emtia ticaretiyle ilgili ise yapılan işlem bir emtia ticaretiyle ilgili ise kur farkı e, malın maliyetine girmesi gereken durumlar da olabilir. Yani muhasebe, far, muhasebe kambiyo karı, kambiyo zararı veya malın maliyeti veya malın maliyetinin düşme şeklinde mal hala stoktaysa o şekilde gerçekleştirebilir ama e, ikisine yani kambiyo karı da olabilir ama bunun üzerinden yine dediğim gibi bu bir emtia ticaretindeyse faturadan e, cari ilişkiden kaynaklanan bir kur farkı varsa e, vergiyi doğuran olayla ödeme tarihi arasında kur farkının hesaplanması gerekir. Kolaylık açısından düşünürsek götürü vergiye neden karşısınız? E, işte kolaylık basit usulde mesela basit usule neden karşıyız? kolaylık aslında götürü vergilendirme meslek mensubunun öneminin azalacağını düşünüyorum ben yaptığımız işin öneminin azalacağını düşünüyorum bu benim kendi düşüncem ama bu dedim ya iyi yönden de bakabiliriz haslat esaslı vergilendirmeye kötü yönden de bakabiliriz bu bizim tercihimiz zaten o anlamda dileyen mükellefler geçer diyor ya e, karşı olmamın sebebi meslek mensubunun hani bu tür götürü uygulamalarının götürü vergilendirmenin hem gerçek gerçeği vergilendirmekten uzaklaşması hem de meslek mensubunun önemini azaltacağını düşündüğüm açıdan karşıyım ben. Ayhan galiba Ayhan Özden sahibi olduğu evinde serbest meslek faaliyetinde bulunan mükellef evi için amortisman ayırabilir mi? Evi için amortisman ayırabilir. Amortismanın yarısını gider yazabilir. Yarısını gider yazabilir. Kiraladığı kiraladığı yerde hem ikamet etseydi hem de e, iş yeri olarak kullansaydı kiranın tamamını gider yazabiliyordu. Ancak kendi mülkünde amortismanın yarısını gider yazabiliyor. Hangi değer dikkate alınır? E, eğer bu envanterine dahil değildir zaten muhtemelen ama tapu değeri e, dikkate alınır. E, Gelecekte ev satılırsa herhangi bir problem olmaz. Hani amortismanın bir amortisman ayrıldı onun eklenmesi gibi bilanço esasındaki gibi bir kayıt veya hesaplama yapmaya gerek yok. E, bu soruları okuyup e, cevap vereceğim. Hani aklıma ilk geleni cevap vermiş olacağım. Dolayısıyla dövizli carilerde ödeme ve tahsilat e, yaman, yamani ya da kömcü galiba. Yamani kömcü dövizli carilerde ödeme ve tahsilat yapılmadığı sürece kur değerlemesi yapılamaz mı? Dövizli carilerde 3 üç aylık dönemlerin sonunda döviz cinsinden alacaklarda ve borçlarda elbette ki geçici vergi dönemi sonlarında ve yıl sonlarında döviz cinsinden alacaklarımızın ve borçlarımızın kur değerlemesine tabi tutulması gerekir. Kur değerlemesine tabi tutulması gerekir. Onun dışında da dönem sonunda olmasa bile vergiyi doğuran olayla tahsilat veya ödeme tarihleri arasında kur farkının hesaplanması gerekir Baktı, efendim Avanslar da tartışılırdı daha önce. Avanslar borç mudur, alacak mıdır, kur değerlemesi yapılır mı, yapılmaz mı diye. Bu tartışma bence 2006, 2006 yılı ya da 2006 yılında bir kurumlar vergisi kanunu değiştikten sonra ve buna ilişkin bir numaralı kurumlar vergisi kanunu genel tebliğ yayınlandıktan sonra bu tartışma kalktı. Şöyle ki kalktı, örtülü sermayeyi açıklayan bölümde Avansların da örtülü sermayenin hesabında dikkate alınacağını söylüyor. Yani avansları da borç olarak dikkate alıyor. Alınan avansları, borç verilen avansları alacak olarak dikkate alıyor. Dolayısıyla döviz cinsinden avans verildiyse e, bunların da kur değerlemesine tabi tutulması gerekiyor. Yarısını gösteriyor. Yani kiraysa tamamını gösterir ama yani gerçek kişiden kiraladıysa elbette stopajı da olacak tabi. Ödemiyor mu gerçekten kira? Şöyle söyleyeyim ben o zaman genel bir açıklama yapayım. Eğer bakın stopaj anlamında soruyorsanız bu soruyu stopaj olabilmesi için nakden veya hesaben bir ödeme olması gerekir. Nakden ödemeden kasıt ödeme, nakit olarak ödeme, banka yoluyla veya nakit olarak bir kira ödemesi yapılıyorsa elbette ki stopaj yapmak gerekir. Hesaban ödemeden kasıt kira ödemiyorsunuzdur gerçekten ama gider yazıyorsunuzdur. Yani mülk sahibini borçlu gösteren her türlü kayıt nedir? hesaben ödemedir. Gider yazıyorsanız da stopaj yapmanız gerekir. Eğer nakit olarak bir ödeme yapmıyorsanız, herhangi bir gider kaydı da yapmıyorsanız herhangi bir stopaj yapmanıza gerek yok. Bu durumda şu ortaya çıkıyor ama karşı tarafa da gidiyoruz diyoruz ki o zaman gelir vergisi kanunu 74. maddesine göre sen evini bedelsiz kiraya veremezsin diyoruz. Dolayısıyla da e, emsal kira bedeli, vergi değerinin %5'i esas alınarak emsal kira bedeli üzerinden ona gayrimenkul sermaye iradı elde etmişsin diyebiliriz evladına da e, ikamet amaçlı ikamet amacıyla verebilir. İş yerinden bahsediyoruz. İş yeri olarak veremez. Emsal kira bedeli esasının uygulanmayacağı haller de 75. maddede belirtiliyor. Orada da usul veya furuna, alt soyuna veya üst soyuna ikamet amaçlı bırakılanlar, ikamet amaçlı bırakanlar için emsal kira bedelinin uygulanmayacağını söylüyor. Yani verebilir ama ikamet değil de iş yeri olarak veriliyorsa emsal kira bedeli esası uygulanır. Buna dönelim mi? mi? Hayır, vermeyecekler. Ama iş yeri ise o vergi dairesi kayıtlarında iş yeri olarak gözüküyorsa bence stopajında olması gerekir. Eğer iş yeri ise iş yeri olarak verildiyse bu iş yeri olarak da kullanılmaktaysa stopaj yapılması gerekir. Yani niye yapmadınız diyebilirler. Ama vergi dairesi kayıtlarında iş yeri olarak bildirmişsiniz bunu değil mi? Evet. O zaman iş yeridir. İş yerinde de stopaj vardır. İş yeri kiralarında da stopaj vardır. Devam edelim mi? Devam edelim evet. Buyurun. Nurgül Düz galiba klasik dışı seminere soru, klasik iki soru. Klasik dışı sem klasik dışı mıydı seminer? Nurgül, Nurgül Hanım. Klasik dışı seminere klasik iki soru. Seminer için teşekkürler Nurgül Düz. Gider gider oluşma tarihi 2008-2018 olup giderin bitim tarihi 2018-2019'da olan 12 aylık bir giderimiz var. Biz 2018'de başlayıp 2019 yılına 8 aylık kısmı sarkan gideri 2018 bilançosunda 180 hesapta mı yoksa 280 hesapta mı? Yani izleyen aylara isabet ilk 12 ayını izleyen ayına isabet edenlerini 180 hesapta, 12 ayında e, aşan kısımlarını 280 hesapta izlememiz gerekir. Yani Ağustos 2018'de yapıldıysa gider, bir yıllık dönemi kapsıyorsa 2019'a sarkan kısmını 180 hesapta izleyen aylarda 2019 Ağustos'u da sarkan şekilde bir gider yapıldıysa izleyen yıllar 280 hesapta takip edilmesi gerekiyor. Nakdi sermaye faizinin %50'sinin vergi matrahından isim yok, isimsiz sorulmuş vergi matrahından düşüşüne ilişkin olarak. Yeni kurulacak bir şirket ilk kuruluşta düşük sermaye ile şirketi kurduktan sonra sermaye artırımı yapması halinde bu %50'lik faiz imkanından yararlanabilir mi? Yararlanabilir. Kuruluştaki sermayeden dahi yararlanabilir. Kuruluştaki sermayeden dahi yararlanabilir. Daha sonra kuruluşta düşük sermaye ile kurulup daha sonra artırması halinde de nakdi sermaye artırımından kesinlikle yararlanabilir. Yararlanma süresi nedir? Örneğin 5000 TL'lik faiz mükellefiyet süresince her yıl mı düşülebilir yoksa ilgili dönemde düşülmesiyle sınırlı mıdır? Sürekli olarak düşülebilir, her yıl düşülebilir. Olayın ilginç olan tarafı bu. Zaten tavsiye etme, tavsiye, tavsiye etme e, gerekçemiz de bu. 2017 yılında KDV dahil 120 bin TL civarında bir, yine isimsiz bir soru, bir, Alışımız galiba alışımız tahsil edemiyoruz RUZ. İcraya verdikten sonra 7104 sayılı kanun kapsamında KDV'sini indirim konusu yapabilir miyiz? Aslında anlattım önce icraya verdiysek bu şüpheli alacaktır. Şüpheli alacakta KDV'yi indirim konusu yapılması yönünde bir düzenleme yok. Şüpheli alacak yazdığımızda KDV'yi gider yazabiliriz gider yazabiliriz 334 numaralı vergisi kanunu bize bunu söylüyor. Ancak değersiz alacak haline dönüştüğünde, değersiz alacak vergi usul kanunu madde 322 diyor ki kanaat verici bir vesika veya kazai bir hükme dayanarak, yani bir yargı kararına dayanarak tahsilatına artık imkan kalmadığı netleştiği anda o KDV'yi indirilecek KDV olarak dikkate alabiliriz. De Aciz vesikası olabilir. KDV'yi indirebilirim. Yani borçlunun borcunu ödemeye konkordato kabul edilmiyor. Konkordato bir anlamda alacağını garanti etme hükmü. Ama aciz vesikası borçlunun borcunu ödemeyeceğine ve bo e hacize kabil malı olmadığına yönelik aciz vesikası kanaat verici vesikalar arasında sayılıyor. Defter beyan sisteminde mükellef bazı giderlerini SGK, kira gibi yıllık gelir vergisi beyannamesinde gider gösteremeyebilir mi? Gösterebilirse defter beyan sisteminde mükellef bazı giderlerini SGK, kira gibi yıllık gelir vergisi beyannamesinde gider göstermeyebilir mi? Niye göstermiyor? Yine isimsiz bir soru ama gösterebilirse daha sonra defterine kaydedebilir mi? Yani anlayabildiğim kadarıyla sorudan defter beyan sisteminde mükellef bazı giderlerini yıllık gelir vergisi gider göstermeyebilir mi? Gösterebilir. Niye göstermesin? Yani göstermeyi unutmuşsa sonra defterine kaydedip eğer defter beyan sisteminde bir kayıt süresi var zaten izleyen ayın 24'üne kadar daha sonra kaydedip gösteremez bence. İlgili döneminde kaydını yapıp göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Biraz ben sorulara bakayım. Üstad <laughs> eğer devam edersen. Devam Yok siz biraz ben bakayım sorulara. Eğer varsa hazır olanlar. Çok var çünkü burada. Cem Bey'in bir sorusu var. stok matra arttırımına giren firma sonraki yıllar için inceleme riski taşır mı? Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Bu daha önce bu e, 5080 seni kanununda da yurt dışından para getiren mükellefler bir risk taşıyıp taşımadığı el alınmıştı. Böyle bir risk şey söz konusu değil. Yani bir inceleme kriteri olarak kabul edilemez. Rüstem Bey'in bir sorusu var. İhbarcı sayesinde incelemeye giren firma inceleme sonunda hiçbir tarihata ve usulsüze rastlamadıysa ihbarcı hakkında cezai bir müeyyide ya da sorumluluk var mıdır? Evet bu aslında kanayan bir yara. Esasında inceleme başlandığı zaman, gerçi ben sonunda söylemedim ama incelemenin ihbarlı olup olmadığı kesinlikle mükellefe söylenmez. Maalesef yazaların, yasalarımız ihbarcıyı koruyor kimliği deşifre olmasın diye. Diyelim ki ihbarlı olduğunu mükellef öğrendi. Rüstem Bey'in dediği gibi de herhangi bir ceza durum söz konusu değilse yine de ihbarcının adı verilmiyor. İhbarcının adının verildiği tek şey aramalı inceleme. Eğer ihbar sonunda arama inceleme yapıldıysa ve aramalı incelemeden herhangi bir sonuç elde edilemediyse mükellefin talebi doğrultusunda ihbarcının ismi verilebilir. Ama bunun dışında olumlu olsun, olumsuz olsun hiçbir şekilde ihbarcının adı söylenemiyor. Buyurun. Buyurun. Ya bunun üzerine biz bayağı bir kafa yorduk. Maalesef şey böyle. Ama şu olabilir. Mesela bu inceleme sonrasında çok ciddi bir maddi manevi bir kaybınız varsa. Maddi, Yok anladım. Yıpratıcı bir süreç ama açıkçası ihbarcının da adını biliyorsanız ki aslında bilmemeniz lazım. Hatta incelemenin ihbarlı olduğunu da bilmemeniz lazım. Bir şekilde öğrenmişsiniz. Eğer böyle bir durum varsa maddi ve manevi bir kayba uğradığınızı düşünüyorsanız açacağınız dava sonrasında mahkeme tarafından uygun görülürse ve mahkeme kararı olursa ihbarcının adı verilebilir. Ama dediğim gibi daha önce hiç böyle bir şeye karşılaşmadık. Ee, açıkçası ben de ihbar ve inceleme değerlendirme komisyonundayım. Ya bu bizi de rahatsız ediyor. Ama maalesef süreç böyle. Çok da olumlu bir sonuç alabileceğinizi zannetmiyorum. Dediğim gibi kanunda maalesef sadece aramalı incelemelerde olumsuz sonuçlanırsa ihbarcının adı verilebilir olay Buyurun. Duyamadım pardon. Hayır kesinlikle ihbarın ismi söylenmez. Olumlu olsun olumsuz olsun. Dediğim gibi sadece eğer aramalı inceleme yapıldıysa ve bu olumsuzsa ancak ihbarcının adı söyleniyor. Kanunda başka bir düzenleme yok. Kesinlikle olumlu veya olumsuz ihbarcının adını öğrenemezsiniz. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı bunun cevabını vermez. Evet burada bir e, rahatsızlık var ama bunun için bir kanun düzenleme olması lazım. Dediğim gibi yasalarımız ihbarcıları koruyor. Diğer bir soru, iş yerine gelen denetim elemanlarının veya yoklama için gelen memurların iş yerinde inceleme yetkisi veya denetim yapma yetkisi var mı? Vergi inceleme yapmaya yetkili olanlar Vergi Dairesi müdürleridir, Vergi Dairesi başkanlarıdır, defterdarlardır ve vergi müfettişleridir. Bunun dışında yoklama memurlarının vergi inceleme yapma yetkisi yoktur. Yoklama memuru sadece tespit yapabilir. Açıkçası yani burada ilk olarak bir yoklama memuru geldiyse veya denetim elemanı vergi müfettişi geldiyse bana soruyorsanız tabii tavsiye niteliğinde bunun ayıbı da olmaz. Bir kere kimliği var mı yok mu ona bakın. Yani bu tip şeylerde çok dolandırıcılık oluyor. Açıkçası bir vergi müfettişi merhaba ben incelemeye başladım dese bile inceleme başlama tutanağı almadan kesinlikle bilgi veya belge vermeyin kim olursa olsun. Dediğim gibi yoklama memurları kesinlikle bir vergi inceleme yetkisine haiz değiller. Onların yapabileceği sadece fiili sayımdır ve masanın üzerine gördükleri şeylerle sınırlıdır. Bir yoklama memurusunun çekmecenizdeki hiçbir belgeyi alamaz bu başka bir olay. Dediğim gibi yoklama memurlarının sadece tespit yetkisi var. Ve dediğim gibi kimlik kontrolünün faydası olduğunu düşünüyorum. Ee, vergi müfettişi ise eğer kesinlikle inceleme başlama tutananın düzenlenmesi lazım. Bu tutanak olmadan imza söz konusu değil. Buyurun. Evet. ilgili grup başkanına gittiniz değil mi? Hani ben Gittiğiniz ben... zaman da zaten ya onda bir sıkıntı olmaz. Yani teyamül gereği böyle bir olumsuzla karşılaşma sıkıntı olmaz açınızdan. Yani 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 yani. yani... Bir tane, bir daha anlatır mısınız onu? Ben, bir daha al, alabilir miyim? Duyamadım o son dediğinizi. Üyelik mi sattı deniz? Tamam. Ver, 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 tamam. Gel, tamam. Evet. Tamam. Yani karşı taraf vergi müfettişi olduğu için bir geçerliği var. İlgili makama teslim etmişsiniz. Peki sizden ilk isteyen denetim elemanı bunu yazıyla mı talep etti? Yazıyla talep etmediyse tamam. <laughs> Anladım ama sonuçta bir şey teslim tutan abi geldi. Yani sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama çok da etik değil yani açıkçası şey olarak. Şimdi yani sorduğunuz soru kapsamında. Yani yok saydım diye bir şey olamaz. Sonuçta oradaki vergi müfettişi size bir yazı vermiş. Elinizde yazı var. İyi niyetli olarak da ortaya koymuşsunuz. Hatta siz o saatte o turneye giden arkadaşın yerine girdiğiniz zaman o saati giriş kaydı vardır her zaman e, vergi denetim kurulu başkanında. O saatte ordu, olduğunuz da belli. Ben sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama hani dediğim gibi çok da şey gelmedi. Anlattığınız soru kadarıyla. Garip Bey'in bir şey mi sorusu var. 7143 sayılı kanun matra artırımı yapanların hakkında bu tarihten sonra yapmış oldukları alımlarla ilgili incelemeye çağırıp tarihat yapabilir mi? Alım yaptıkları firmalar düzenleyici firma. Ben şöyle anlıyorum yani örnek yoluna üzerinden gidersek. 2016 yılında inceliyoruz. Daha doğrusu 2016 yılında mükellefimiz kurum KDV, gelir stopaj her şeyde matra artırımda yapmış. 2016 yılında sahte belge kullanma gerekçesiyle yani sahte belge düzenleyicisi olan firmalardan bir mal tedariki var. Burada tarihat yapılabilir mi? Yani vergi veya ceza istenemez. Ancak e, tutara göre bir kasıt varsa suç duyurusunda bulunabilir. Garip Bey'in sorusu bilmiyorum yeterli oldu mu? Buyurun. Tamam. Mersat Bey'in sorusu var. Tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde Binde 9,48 e, oranı sıfıra indirilen damga vergisinin noterler tarafından alınmakta ısrar edilmesi konusunda idarenin bir açıklaması var mıdır? Bu konuya ilişkin idarenin bir açıklaması yok. Ancak şunu söyleyebilirim ki eğer gerçekten haksız ve yersiz bir vergi alınmış ise buna ilişkin olarak bir e, CİMER'e başvuruda bulunabilirsiniz. İkincisi gelir dersi başkanlığına başvuruda bulunabilirsiniz ve bilgi edinme kanunu kapsamında başvuruda bulunabilirsiniz. Ee, buna göre eğer gerçekten alınmaması yönünde bir görüşünüz varsa iade talebinde bulunabilirsiniz. Ancak burada şöyle bir durum var. Burada damga vergisinin mükellefi noter. Yani iadeyi noter alır. Daha sonra alınan bu iade ee, bu işleme taraf olanlar ödenir. Yani iadeyi alabilecek olan noterlerdir. Aslında esasında burada olması gereken Türkiye Noterler Birliği'nin gelir dersinden doğrudan görüş alması gerekiyor. Ama dediğim gibi siz de bir vatandaş olarak gerek CİMER'e, gerek Gelir İdaresine bilgi edinme kanunu kapsamında bir talebiniz olursa kesinlikle cevap verilir. O görüş aldıktan sonra da yine dava açmak suretiyle iadenizi alabilirsiniz. Ama dediğim gibi iadeyi damga vergisine mükellef olan noterlere yapılır size değil. Noter iadeyi alır, sonrasında vatandaş ödemeyi gerçekleştirir. Fakat hani bu prosedüre noter girer mi bilmiyorum. Ancak idare net bir cevabı yok bu konuyla ilgili olarak. Kemal Bey'in bir sorusu var. Özellikle denetim kriterleri ve senaryolarını açabilir misiniz? Valla şu anda Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk Analiz Merkezi'nde 600 tane senaryo var. Farklı farklı. Yani inanın hani böyle bir imkanımız yok. Ve bu senaryolar sürekli olarak değişiyor. Ama dediğim gibi genel kriterler buyurun. Ya inanın o çok zamanım alır ya. Yani teşekkürler. Burhanettin Bey'in bir sorusu var. Yalnız şunu değinebilirim. Mesela bu e, kriterlerden dolayı bir inceleme alınmasınız durumunda e, müfettişten bu senaryoları talep edebilirsiniz. Hangi risk ise bunlar nelerdir diye kendiniz müferit olarak alabilirsiniz. Burhanettin Bey'in bir sorusu var. Bu hafta karşılaştığım iki raporda mali müşavir şirket kuruluş işlemlerine dair vekalet aldığı için, bir diğerini hisse değer işlemlerine vekalet ettiğinden mükellefle birlikte 367 madde kapsamında 359'a B'den Asya cezalarda suçlanmışlardır. Her ki raporda da hatalı işlem yapıldığını düşünüyorum. Ve arkadaşlarımız Asya cezadan yargılanıyorlar. Bu konuyla ilgili yorumunuzu merak ediyorum demiş. Açıkçası hani çok da olayı raporu gör... Buyurun. Tamam. Yani açıkçası çok da raporu Görmediğim için bir şey diyemeyeceğim ama şu anlattığınız kadarıyla yani Asya cezada yargılanmanın gerektir bir durum göremiyorum. Çünkü vekalet almışız. İşlemi de yapmamışsınız. Yani daha önce de böyle oluyor. Muhtemelen iştirakten falan mı ceza kestiler? Yani, yani, raporla... Alakası yok. Hı. anladım yani şu anlattığınız kadarıyla gerektirmiyor yani yapılan işlemde olsa gerek gerçekten raporu bilmiyorum ama anlattığınız kadarıyla gerek yok ha bu ne olabilir muhtemelen Cumhuriyet Savcılığı boyutunda savcı iddianamede dikkate alabilir çünkü anladığım kadarıyla rapor gitmiş yani bu aşamadan sonra sadece Cumhuriyet Savcısı karar verir ama benim kanaatim anladım tamam Serdar Bey'in bir sorusu var A şahıs firması 2016 yılına ait 12 Ekim 2017 tarihinde sahte vergi düzenleme tespiti var. 2015 yılına ait ise 13 Ocak 2018 tarihinde sahte vergi düzenleme tespiti var. 7143 sayılı kanun kapsamında gelir vergisi ve KDV matra artırımı yapıldı. Ancak 28.08.2018 tarihinde incelemeye çağrıldı. Bu şahıs firması 7143 sayılı kanun çerçevesinde yapılan matra artırımına rağmen hakkında tarihat yapılabilir mi? İncelemesi devam ediyor diyor. Bu şahıs özel esaslardan çıkarılabilir mi? Şimdi tespit dediğimiz, aradığımız bizim rapordur. Eğer rapor varsa zaten matra arttırımdan yararlanamaz. Serdar Bey'in sorusu. Eğer rapor var ise ve matra arttırımda yararlandıysa bu matra arttırımı bekletilir. Sahte belge düzenleme raporunun sonucuna bakılır. Ee, bu kapsamda eğer sahte belge düzenleyicisi denir ise ve tarihatlar yapılırsa geçerlidir. Yani tarihat yapılır. Ama diyelim ki e, sahte belge düzenleme sonucunda kabul raporu çıktı. Herhangi bir olumsuz tespit yoksa o zaman matra artırımı geçerli olur. Bu kapsamda zaten özel esaslardan çıkabilir. Ancak sahte belge düzenleme incelemesi devam ederken özel esaslardan çıkma imkanı bulunmamaktadır. Teşekkür ederiz Emre Bey. Buyurun. Ben devam edeyim. Bitti mi üstad senin? Tamam. Tamam. Teşekkürler. Ömer Demir'in soru. Sınıf değişikliği nedeniyle işletmeden bilançoya geçişte 2017'ye göre Ciro'ya baktığımızda bilançoya geçmemiz gerekiyor. Defter tasdiki dışında yapılması gereken bir işlem var mıdır? Defter tasdiki dışında yapılması gereken bir işlem yok ve tabii muhasebe kayıt sisteminiz de değişecek o firmayla ilgili. Artık bilanço esasına göre yemiye defteri, defteri kebir, envanter defteri tutmanız gerekiyor. Özcan Aksu, ortaklardan alacak borç dövizli ise TL'ye dönmek gerekir mi? Bununla ilgili bir makale yazıldı da biraz kafaları karıştırdı. Aslında bu TL'ye dönmek gerekir mi sorusunun çok geleceğini tahmin ederek korkarak gelmiştim ben buraya. Ee, Allah'tan çok gelmedi. Ee, bu 32 sayılı kararla ilgili gerek ihracat bedellerinin getirilme süresi gerek de döviz cinsinden sözleşmelerin TL'ye dönüşüyle ilgili Şimdi bunda bunu bir hizmet olarak değerlendirilebilir e, ortaktan alacak veya borç e, borç dövizli ise e, şirket ortağa bir finansman hizmeti sunuyor veya e, ortak şirkete bir finansman hizmeti sunuyor olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla TL'ye dönmek gerekir şeklinde bir görüş e, var. Bununla ilgili bir e, makale yazıldı. E, hizmet olarak değerlendirilip TL'ye dönmek gerekebilir diyebiliriz ama bunun bir ileri aşamasında eğer e, kur farkını e, TL'ye dönüldü veya dönüldü tarihe kadar oluşan kur farkını veya dönülmedi oluşan kur farkını gider olarak dikkate alabilir miyiz alamaz mıyız eğer örtülü sermaye oluşmadıysa çünkü o görüşte e, izah edilen o görüşte artık TL'ye dönmediyseniz aman ha kur farkı da olursa bunun kur farkı da olursa bu kur farkını da kanundan kabul edilmeyen gider olarak dikkate almanız gerekir deniyordu. Ben buna katılmıyorum. Eğer kur çünkü 32 sayılı karar TL'ye dönmemenin müeydesini belirlemiş. Vergisel bir sonucu olmaması gerekir bunun. Damga vergisi dışında yeni bir sözleşme yapılıyorsa eğer. Ama siz TL'ye dönmediniz. Döviz cins döviz cinsinden borcunuz var. Bunu değerlediniz, kur farkı ödediniz. Bunu da gider yazdınız. Bunu da gider yazdınız örtülü sermaye şartları oluşmadığı sürece bu gideri kimsenin karışmaması gerekir. Yani 32 sayılı kararla belirtilen bir düzenlemenin müeydesi orada düzenlenmiş yine. Bunun vergisel bir sonuç ve vergisel bir müeyyide doğurmaması gerekir diye düşünüyorum. Defter beyan sisteminde 2018 yılında faydalananlar 2018 yılı içinde defter beyan sistemine başvuru yapmayacaklar tabii. Devam edecekler defter beyan sisteminde defter tutmaya. Osman Fatih Eroğlu'nun sorusu. İşletme defterine tabi olan apartman veya site yönetimleri e, defter beyan sistemine geçecek midir? Şimdi apartman veya site yönetimleri bir kere kurumlar vergisi mükellefi mi? Değil. Gelir vergisi mükellefi mi? Değil. Mükellef olmayan birisi defter tutar mı? Defteri gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri. E bunlar işletme defteri tutuyorlarmış önceden. Tutuyorlarmış da hani kendi hesabını, kitabını bilmek için tutuyorlar aslında bunlar. Dolayısıyla Defter beyan sistemine geçmek zorunda değiller. Herhangi bir defter tasdik ettirmelerine de gerek yok aslında. Herhangi bir kırtasiye defterinde hesaplarını, kitaplarını takip edebilirler. Apartman veya site yöneticileri muhtasar SGK beyannamesine tabi midir diye sorunun devamı geliyor. Eğer bunların e, gelir vergisi istisnası kapsamına girmeyen çalışanları varsa, e, elbette ki en muhtasar SGK beyannamesine tabi olmaları gerekiyor. Özkan Sezer Bey sormuş. Nakit sermaye artışlarında matrahtan her yıl neleri indirebiliyoruz? Sermaye artışında belli bir süre var mıdır? Bu muafiyetten fayda. Aslında az önce de cevapladık. Nakit sermaye artışında matrahtan arttırılan nakit sermaye tutarı var. Örneğin 10 milyon. Her yıl Merkez Bankası ticari krediler için ticari belirlenmiş ortalama faiz oranı belirliyor, dönem dönem belirliyor. Yılın en sonunda belirlediği oranı esas alacağız. Örneğin %25 belirledi Merkez Bankası'nın beledi. Ne kadar arttırmıştık sermayeyi? 10 milyon. %25'i ne kadar? 2,5 milyon. Bunun yarısını, 1 milyon 250 bin lirayı matrahtan inebiliriz. Her yıl ineceğiz bu rakamı, her yıl bu işlemi yaptıktan sonraki her yıl bu rakamı matrahımızdan düşebiliriz. Hatta yarar 1 milyon 250 bin lira indirim hakkımız var ya o yılki ki e, matrahımızda 1 milyon liraydı. 1 milyondan 1 milyon 250 bin lirayı indirdik. Ne kaldı? 250 bin lira kaldı. O 250 bin lira da izleyen yıla yeniden değerleme oranında arttırılarak devrediliyor ve izleyen yıl yeniden bir hesaplama yaparak yeniden 1250 değil de işte faiz oranına bağlı olarak atıyorum 1300 çıkıyor. Biz bu hesaplamayı her yıl yapıyoruz. Her yıl yararlanıyoruz. Hatta kazancın yetersiz olmaması nedeniyle yararlanamadığımız bir tutar varsa bunu da yeniden değerleme oranında artırarak izleyen yıllarda da yararlanıyoruz. 2018 Eylül'de bir AŞ'den gayrimenkul satın alındı. Satış görüşmesinde KDV ödenmemesini gerektiren istisna hükümlerine sahip olduğu bilgisi alındı. Ancak satıcı firma çeşitli nedenlerle bugüne kadar fatura kesmedi. Tahmin ediyoruz ki istisna vasıflarına sahip değil. Hayırlısı olsun. Necat İşsever'in sorusu. Sonuçta kesmeyecekse alıcı olarak bizim sorumluluğumuz var mıdır? Gayrimenkul Eylül 2018'de satılmış. Aşe satmış fatura kesmemiş ee, Sorumluluğumuz var mı Tapudan devir yapıldı bir kere değil mi Tapudan devir yapıldı En azından tapu bedeli kadar bir faturanın kesilmesi lazımdı veya işte ödeme resmi kanallardan yapıldıysa ödeme tutarı kadar bir faturanın kesilmesi lazımdı. Bize fatura bizde fatura almama suçunu işliyoruz burada. Vergi Kanunu 353. madde faturanın verilmemesi veya alınmaması halinde meblağ veya meblağ farkının %10'u tutarında özel usulsüzlük cezası kesileceğini söyler. Hiçbir suçumuz yoksa bile özel usulsüzlük cezasıyla maruz kalabiliriz bu durumda. KDV dahil tutarın yüzde 10'u. E-defter, e-fatura, Necat işsever yine. E-defter, e-fatura hadleri hakkında işi gayrimenkul kiralanması olan şirketin yıllık kira geliri 5-6 milyon seviyesinde. 2017 yılında da bir kereye mahsus bir gayrimenkul satışı yaptı. 20 milyon TL. Gerek kira geliri gerekse gayrimenkul satış 649 ve 679 hesaplarda takip edildi. 2019 yılında e-defter ve ev, yani e-defter ve ev fatura dedi brüt satış hasılatı diyor değerli dostlar. Hani direkt gelir tablosu tanımı aslında. Brüt satış hasılatı 600'deki rakamı dikkate almamız lazım. Bizim alttaki rakamlar bu mesela bu yıl kambiyo karı çıkabilir 10 milyon mesela. Bu e e-fatura e haddinde, e-arşiv haddinde bunlar dikkate almıyoruz. Brüt satış hasılatını dikkate alıyoruz ama burada temel işi gayrimenkul kiralaması olan bir şirket kiraladığı kira faturalarını 649'a kaydetmesinde bir hata var bence. Onun 649'a değil de direkt 600 e, hani o yurt içi satış e, oraya kaydedilmesi gerekiyordu. Bence o 649'daki yani kira geliriyle kıyaslayarak e, 10 milyonun aşılıp aşılmadığına veya taslak çıkarsa 5 milyonun aşılıp aşılmadığına bakmak gerekir. Geçmiş yıllarda leasing ile aldığımız makinelere ait Sevim Nacar'ın sorusu. Geçmiş yıllarda leasing ile aldığımız makinelere ait ödeme planı borçlarına uygulanan değerleme sonucu oluşan kur farklarını bu yıl gider yerine makina maliyetine kaydedersek zarar çıkmaması için zarar çıkmaması için yani bunu yapabilmemiz için bir kere şu geçmiş yıllarda yani biz 2018'deyiz değil mi? 2017 yılında aldık biz bunu. 2017 yılında oluşan kur farkını biz makinenin maliyetine ilave etmek zorundaydık zaten. 2018'de oluşan kur farkını ister maliyete intikal ettirebiliriz, ister doğrudan gider yazabiliriz. Eğer örnek geçmiş yıllarda diye başlıyor ama eğer 2017'de alındıysa bu yıl seçimli hakkımız var bizim. Ama 2016'da alındığını varsayalım. 2016'da alınmış makina. 2016'da, 2016'da oluşan kur farkını makinenin maliyetine eklemek zorundayız. 2017'de seçimli hakkımız var. Ya maliyet diyeceğiz ya gider diyeceğiz. Bir seçimli hakkı kullandık ya bu hakkı sonradan değiştiremezsiniz diyor bize tebliğler veya Maliye Bakanlığı'nın görüşü. 2017'de biz bunu kullandık seçimli hakkımızı kullandık seçtik. 2018'de de onu kullanacağız, 2019'da da onu kullanacağız, 2020'de de onu kullanacağız. O yüzden geçmiş yıllarda diye başlıyor soru, o geçmiş yıl önemli. Ama örneklendirerek anlatmaya çalıştım. Eğer bunu maliyete intikal ettirirsek de amortismanını soruyor devamında bir alt hesapta kur farkı makina kur farkı olarak takip etmemiz ve ilgili makina'nın kalan amortisman süresinde kalan amortisman süresinde bunu eee itfa etmemiz daha doğru olacaktır. Yaşar Soytürk Kebap Lokantası mükellefimiz var. Çok güzel kebaplar yapıyor. Yok, o kısmı yoktu. Hani ben şimdi kebap okuyunca aklıma o geldi. Kebap Lokantası mükellefimiz var. Servis için karton kutu ve poşet kullanıyor. Çevre Bakanlığı'na beyanname verecek miyiz? Yani dedim ya sadece o düzenleme kadardı işte e, ne diyor? Tüke, e, satanlar poşetler için veya e, piyasaya sürenler siz de piyasaya sürenlerdensiniz veya e, bunu tüketenlerdensiniz bence vereceksiniz ama bunun ayrıntıları dediğim gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yönetmelik düzenleme yetkisi verilmiş e, orada daha netleşecek ama şu an itibariyle vereceksiniz yani kim olursa olsun bence herkes poşete koyup ürününü satan herkes bu beyannameyi verecek Poşet imalatı toptan alım satımı yapan ve eczane mükellefimiz de var. Yani hem poşet imalatı alım satımı yapıyor ya da farklı farklı mükellefler bilmiyorum. Bunların tamamı aynı soru aynı cevap. Poşet imalatında bence imalatçılar için öngörülmemiş olsa gerek çünkü bunları kullananlar, müşteriye kullananlar, imalat yapanlar değil de marketler hani en doğru örnekle marketler diyebiliriz. Coşkun Demir 2007 yılında 30 bin TL'ye alınan iş yeri parantez içinde taşınmaz. 2018'de 350 bin TL'ye satar ise ne kadar kurum kazancı çıkar? Bu bir şirket mi değil mi? Gelir vergisi mükellefi mi değil mi? Onları bilmek lazım ama 350 e, bin eksi 30 bin hani amortismanların var, e, olmadığı varsayımıyla 350 bin eksi 30 bin yani hasılat eksi maliyet kadar kazanç çıkar. 2016 yılından çıkan zararı 2016 yılı gelirlerinden mahsup etmeyi unutmuşuz. Sunumda vardı bu ama orayı sonlara doğru hızlı geçtik biraz. 2018 yılında mahsup edebilir miyim? Edemezsin diyor Maliye Bakanlığı. İnceleme elemanları da ettiğinizi görürse ettirmemeye çalışıyorlar. Ama e, aksi yönde verilmiş. Ya yani hatta Maliye Bakanlığı diyor ki düzeltme beyannamesi verip hani 2017'de düşmemiştim ya 2016 zararını düzeltme beyannamesi verip dahi düzeltemezsin. Bu düzeltme beyannamesi kabul edilemez diyor. Ama yargının hem düzeltme beyannamesi verilebileceği yönünde hem de bunların izleyen yıllarda mahsup edilebileceği yönünde vermiş olduğu kararlar var ama Maliye Bakanlığı bu uygulamasında ısrarcı. Bu bir haktır diyor. Haktan yararlanmamayı tercih ettiysen sonraki yıllarda da yararlanmamaya devam edeceksin diyor. Döviz insinden avanslar, 159 avanslar değerleme yapılacak diye cevap verdik. Bunu çok anlamakta zorlandım ama Emre Kartaloğlu'nun sorusu. Öyle yazmışlar Emre Kartaloğlu diye. Pardon altına yazmışlar Garip Şen. Bilinmiş bir medya grubunun sözleşmeye istinaden kendi bünyesine ait olmayan farklı firmalara ürettiği gazetelerin dağıtımını yaptırması bu dağıtımın karşılığı olarak kapanması gereken carilerin sözleşmeye isnaden nasıl kapatılıp kapatılamayacağı cidden anlamadım. Hani eğer şöyle biz bu e, sonuçta bir gazet ürettirdiğimiz gazetelerin dağıtımını bir bayi aracılığıyla yapıyoruz. O bayiyle faturalaşıyoruz değil mi? Ve sonuçta niye kapatamayalım bunların para geliyorsa oradan para ne geliyor? Para nereden geliyor? dekontla yapıyorlar. Kapatılabilir ama bir ayrıntılı konuşup düşünmemiz gerekebilir. Yani hani bir şey söylemek istemiyorum eğer sizin için çok kritik bir şeyse konuşabiliriz yani bunu. Geçtik. Bunu da çok anlamamışım galiba ama ha yok. 10-12-2018 tarihinde tutulan bir tutanak ile eczaneye Kasım 2018 döneminde 3 adet satış faturası düzenlemediği için tutanak tutuldu. Zamanında düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Bu faturaları Kasım 2018'de tanzim edip beyan edersek, e, tutanak tutulmuş zaten hani tutanak tutulmuş artık beyan etmeniz de bir anlamı olmaz. Yani tutanak tutulduysa gereği yapılacaktır artık ve tutanağın tutulması tutanak tespit amacıyla tutulur. Zaten o faturaların kesilmediğini tespit etmişler. Şimdi artık tekrar fatura düzme düzenlemeye bir gerek yok. Eee ilgili ceza gelecektir muhtemelen. Yine özel usulsüzlük cezası gelecektir. bununla ilgili fatura düzenlenmediği için vergi ziyarı da doğmuş kabul edilecektir. Artık sonucuna katlanmak lazım. Tutanak tutulmuşsa çünkü. Denizde yolcu taşıyan bir firmayız. E-defter ve e-fatura kullanıcısıyız. E-defter ve e-fatura kullanıcısıyız. 2017 yılında internetten bilet satışımız başlamıştır. 2019 yılında e-arşive geçme zorunluluğumuz bulunmakta mıdır? E-bilet uygulaması, yolcu taşıma işletmelerinde e-bilet uygulaması gelecek zaten elektronik bilet. E o çerçevede hatta şunu da söyleyeyim yani taslaklardan bahsettik ya e-fatura ve e-defter kapsamında olan herkese arşive girecek. Yani e-fatura kapsamındaysanız, e-arşiv kapsamındaysanız, nihai tüketicilere düzenlediğiniz faturalarda da e-arşiv fatura düzenlemek zorunda kalacaksınız. Yani bir tane e'ye girenin e'siz bir işi olmaması amaçlanıyor. Tüm belgelerini elektronik olarak düzenlemesi amaçlanıyor. Kurtuluş Bey'in sorusu. Limited şirket payının devrine değer artış kazancı neden anonim şirketlerdeki iştirak hissesi satış kazancı istisnasına tabi değildir? Valla hani kanun öyle çünkü. Hani gelir vergi 80. mükerrer 80 ya da 80 olması lazım. Anonim şirket hisse senetlerinde istisna öngörüyor. Limited şirket ortaklık payı devirlerinde istisna öngörmüyor. 2 yıl tutulan anonim şirket hisselerinde istisna öngördüğü halde. 2013 yılında mecliste bir gelir vergisi kanunu tasarısı sevk edilmişti. Bu dediğiniz şey oluyordu orada. İkisi de eşitleniyordu aslında bir anlamda. İkisi de bir anlamda. Yani bunun nedeni nedir? Ee, belki kurumsallaşmayı, hissenin yaygınlaşmasını teşvik etmek olabilir. Ama hani e, niye böyle? Kanun böyle emrettiği için böyle. Ben şey derdim yani vergide her zaman mantık aramamak lazım. Vergi bir mantıktır, ezber değildir aslında. Verginin kesinlikle bir mantığı vardır. Ama mantığını bulamadığınız noktada da kanun öyle diye diyor deyip işin içinden sıyrılmanız da fayda var. Bunun yine devamında bir soru var ama onu e, anlamakta yine zorlandım. Eğer e, kendisi için önem arz ediyorsa birazdan konuşabiliriz. Volkan Mergen, kasa hesabına mekiye ne kadar yüksek olursa adat hesaplanmalı. Bu işletmeden işletmeye, sektörden sektöre, yapılan faaliyetten faaliyete farklılık gösterebilir ama en azından genel kabul edilmiş standart hani bu 7 bin liralık günlük nakit kullanımı 7 bin lira aşan işlemlerin bankadan yapılması zorunluluğu var ya en azından o esas alınabilir. Ama tabii ki çok büyük bir işletme ile çok küçük bir işletme arasında mutlaka bir ayrım ve inceleme elemanları da ona dikkat ediyorlardır. Yani böyle işte 50 bini aşarsa 100 bini aşarsa gibi bir kıstas yok. Ama sektörden sektöre yapılan faaliyetten faaliyette firmanın büyüklüğünden küçüklüğüne değişebilecek bir şey. Geçici vergi dönemlerinde adat yapmak gerekiyor mu? İncelemelerde geçici vergi de inceleniyor mu diye soruyor. Yapmak gerekiyor. Yapmak gerekiyor. Geçici eğer bir zaten adattan bir fark bulunuyorsa ki ayrıca geçici vergi raporda da tanzim ediliyor. Da Öyle mi? İyi güzel yapmıyorlarmış. Biz yapıyoruz. Biz daha şeyiz demek ki ama. E, adat çok ilk ağızdan aldık. Bundan sonra yaparsanız karışmayız ama bu cevabınızı. <laughs> <laughs> ee, ama doğrusu bence e, yine geçici vergi dönemi sonunlarında da e, yapılması gerektiği yönünde. Bir de bu adat sonucu da muhasebe kaydında göstermiştik hatta yine KKG mi yapmamız gerekiyor diyorlar. Hayır bunun mantığı ortağın çektiği paradır. Ortağın kullandığı para mantığıyla adat yapılıyor. Adat yoluyla faiz hesaplanıyor. Dolayısıyla oluşan tutarın, Borç kaydının borç kaydının 131 ortaklardan alacak olması ve bunun kendi kendini doğula artıran bir sarmala dönüşmesi ortaya çıkıyor maalesef. Süleyman Reisoğlu, 1.6.2018'de yayınlanan ikinci el oto alım satımını yapanların, mükellef olmayanlardan aldıkları taşları satan komisyoncular BS formlarında hangi matra yazacak? Faturaya neyi yazdılarsa onu yazacaklar. Alış ve satış bedellerinin arasındaki fark 5.000 liranın altındaysa, dolayısıyla faturadaki rakam, düzenlenen fatura 5.000 liranın altındaysa, dolayısıyla BS formunda bunu beyan etmelerine gerek kalmayacak defter beyan sisteminde işletme defterinde iki farklı işi olan mükellef nasıl kayıt olacak? Bir iş yeri bakkal, diğer iş yeri. Yani iki ayrı mükellefiyet varsa ikisi de ayrı ayrı defter beyan sistemine kayıt olması gerekiyor. Ama bir mükellefin hem bakkal işletmesi hem oto yıkama işletmesi varsa herhangi bir ayrıma gerek yok. Mükellefiyet itibariyle değerlendirmek gerekiyor sonuçta. Merdan Avcı sorum ektedir demiş. Bağımsız denetimle ilgili bir soru aslında çok hani e, ama sorduğu soru işte yeni bir bağımsız denetime dair yeni rakamlar yayınlandı diyor 26 Mayıs 2018 tarihinde. Bu rakamlar 2018 ve 2019 yılını kapsıyor bence emin olmamakla beraber bu cevabı e, verebilirim. Efendim? Pardon. İmalat sanayine Gülnur Kartal'ın sorusu. İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi olmadan alınabilir. Yüklenilen KDV'yi tekrar anlatabilir misiniz? Bence bir e, Gülnur Hanım buradaysa bir yanlış anlaşma yanlış anlama olabilir bu soruda. Şöyle bakın iki farklı şey anlattım. Bir yanlış anlaşma olmasın tekrar üzerinden kısaca geçeyim. Bir şu var. Teşvik belgeli bir yatırımımız var. Teşvik belgeli var. teşvik belgemiz var. Teşvik belgesi kapsamında, teşvik belgesi bize neyi sağlar KDV anlamında? KDV muafiyeti sağlar. Makine ve teçhizat alımında KDV ödemeden alabiliriz. Yatırım teşvik belgesinde sayılan makine ve teçhizatı. Bu ilk bunu 687 sayılı KHK ile yaptılar. Daha sonra 7061 ile uzattılar. Şu andaki meclisteki torbayla da 2019 içinde uzatmayı öngörüyorlar. Tamam, ha onu soruyorsunuz değil mi? Evet, tamam, ee, güzel. Ama burada teşvik belgesi olmadan demişsiniz ya. O inşaat sektörü, ya yani bina harcamasındaki KDV iadesi teşvik belgesi olmadan mümkün değil. Teşvik belgeli bir yatırım olması gerekir. Teşvik belgesi bir yatırımın bize sağladığı KDV avantajı, tekrar ediyorum, makine ve teçhizatı KDV ödemeden almaktı 2017 yılına kadar. Artık dedi ki bize o 2017 yılında yapılan düzenleme teşvik belgesi kapsamında bir yatırım yapıyorsanız bina yatırımlarınız, bina harcaması nedeniyle yüklendiğiniz KDV'yi de iade alabilirsiniz dediler. Bunun ayrıntılarını 13 galiba sunumda vardı. Tam 13 olması lazım. 13 numaralı katma değer vergisi kanunu genel tebliği düzenliyor. Bina yapıyorum yatırım teşvik belgesi kapsamında. Ama çimento aldım, tuğla aldım, müteahhitle anlaştım, taşerona para verdim. Bunlar nedeniyle ne yaptım? Bir KDV yüklendim. Normal şartlarda bunun iadesini almam mümkün mü? Değil. İşte o 2017'nin başında yapılan düzenleme bize dedi ki bunları da alabilirsiniz artık dedi. Burada da 50 milyonun üzerinde biraz yatırım tutarınız varsa ee, izleyen 6 aylık dönemler halindeki yüklenilen KDV'yi izleyen yıl içerisinde alabilirsiniz diyor. Yani 2017'nin ilk 6 ayında yüklendiğiniz KDV'yi, 2018'in Haziran sonuna kadar almanız gerekiyordu. 2017'nin ilk 6 ayında yüklendiğiniz KDV'yi bu yılın sonuna kadar almanız gerekiyor. O yüzden dikkat çektim zaten. 50 milyonun altındaysa yatırım tutarı da e, yılı izleyen iki yıl içerisinde KDV'sini talep edebilirsiniz diyor. Ayrıntılı 13 numaralı tebliğde anlatılıyor. Tabii müteahhitin kestiği fatura, müteahhit siz katka, e, anahtar teslimi verdiniz. 2 milyon lira Artık KDV'si 360 bin lira. 360 bin liranın iadesini alabilirsiniz. Ali Aydın. Kasadaki 7000 TL tahsilat ve aynı gün içinde aynı ünvanla yapılan tahsilat toplam tutarı mıdır? Yani şöyle diyor aslında Ali Bey, hani biz bunları 7 milyonun altında kalsın diye böyle böyle yapıyoruz diyor. Bu tespit edilirse sorun olur mu diyor, olur. Tespit edilirse sorun olur. Tespiti biraz zorlaştırmış olursunuz ama tespit edilirse sorun olur. İrfan Ceyhan, KDV beyan döneminden sonra gelen BA kapsamında e, alış faturalarını BA açısından sorun çıkmaktadır. Sorun çözülme, yani şey cidden hani bu Öyle sorun sonra geldi. Biz indirimini yapabiliyoruz ama BA'yı düzeltmemiz lazım. Gidip düzeltirsek ceza kesecekler özel usulsüzlük cezası. Bu çok saçma. Ben bunu hani gelir dersi başkanlığınca da biz bunun defalarca toplantısını yaptık. Maliye Bakanlığıyla göre yani şu yok dünyanın hiçbir yerinde. Doğru bilgi vermek istiyoruz ve doğru bilgi verdiğimiz için ceza yiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Bunu anlatmaya çalışıyoruz yanlış olduğunu ama bunlar, bu da bunun suistimal edileceğine onlarda yani bilinçli olarak yanlışlıklar yapılmaya başlanacağını iddia ediyorlar. Bunun bir kavgası içerisindeyiz. Kavga tırnak içerisinde söylüyorum. Ama bunu burada ben şunu öneriyorum. Hani e, kendiniz düzeltmeyin, gidip beyayı kendiniz düzeltmeyin. Kendileri tespit ederlerse ceza kesinler. Sonuçta ben de düzeltsem aynı cezayı kesiyorlar. Onlar da tespit etseler aynı cezayı kesiyorlar. 2010 buyurun. Tamam iade varsa sonun çıkar. Tespit edilmiş olur işte. O zaman e, düzeltmek gerekiyor. Yapacak bir şey yok. KDV ya iade alıyorsanız elbette tespit ediliyor bunlar. Çünkü Kadira'ya giriyor. Evet öyle oluyor. Maalesef. 2017 yılı öncesinde düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmış gayrimenkul satış bu son soru Ömür e, Nilgün Ateş galiba e, tam anlayamadım ve tam bir fikir de yürütemedim bunu da görüşebiliriz elimden geldiğince tüm sorulara e, ilk okumada aklıma gelen çerçevede cevap vermeye çalıştım herkese tekrar teşekkürler saygılar sevgili meslektaşlarım bir oturumuzun daha sonuna geldik konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere de akşam bu saatine kadar beklediğiniz ee, çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlere faydalı bir seminer olmuştur. Bir dahaki seminerde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlarım birkaç dakika sabrınızı ben rica ediyorum. Bugünkü seminere katılımlarından dolayı biz katılımcılarımıza sizler adına bir teşekkür plaketi vermek istiyoruz. Plaket Ağaçlıklar. dedim ama biz artık plaket yapmıyoruz. Sizler adına, konuşmacılarımızın adına Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışta bulunuyoruz plaket bedeli kadar. Teşekkür belgelerini şu an vermek istiyorum. İlk konuşmacımız Emre Kartaloğlu'na teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Sarı, Sayın Eren Yeşilyurt. Sayın Emre Renda'ya teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu Üyesi Sayın Çiçek Yağmur sahibi sıfatıyla en sona bıraktık. Oturum başkanımız Sayın Ali Haydar Tunç'a teşekkür belgesini sunmak üzere TÜRMOP Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet İhsan Yalçın. Değerli meslektaşlarım, ben de bu seminerin hazırlanmasında odamız çalışanlarına, çalışma arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Yine Cevahir Otel çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Mutlu bir yeni yıl diliyorum ve yeni yılın 2019 yılın ilk seminerinde buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.